STV ekranlarından Ekstra Gündem'den hepinize mutlu akşamlar, mutlu seyirler değerli izleyenler. Ekstra Gündem'de bu akşam sevgili Ali Baş'la birlikte özel bir ismi ağırlayacağız. Tepebaşı Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Ataç program konuğumuz olacak. Başkanım hoş geldiniz. Bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Yaramaz bir şey yok. Pek çok konu var, pek çok başlık var ama evet. O başlıklara geçmeden adettir pandemi sürecindeyiz. Pandeminin normalleşme adı verilen ama pek de normalleşemediğimiz kısmındayız. Tabii şimdi belediye deyince hayatın içinde, hayatın merkezinde bir kurum, büyük bir organizasyonu yönetiyor. Haliyle pandemiyle biz bireysel olarak uğraşırken belediyeler genel anlamda aslında buna rağmen bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. O yüzden ben başlangıcı bu pandemiye ayırmak istedim. Pandemiyle ilgili süreç, bir tarafta aşıyla ilgili, aşının olunmasıyla ilgili, olunmamasıyla ilgili spekülasyonlar var. İşte okullar açıldı, yüz yüze eğitimle ilgili süreçte velilerin endişeleri var. Yetkililerin tedbirler tam dese de bazı okullarda maalesef vaka sayılarının çoğaldığı ve eğitime ara verildiğini görüyoruz. Tabii hala hazırda tutulması gereken ama ne yazık ki gevşettiğimiz tedbirler var. Yani aslında kendi içinde başlı başına bir konu ama hem bir hekim olarak ki aşı sürecinin başında da konuşmuştuk sizle hem de bir belediye başkanı olarak bu süreçle ilgili değerlendirmelerinizi alarak başlayalım. Öncelikle tabii ben hem Eskişehir halkımıza hem Türkiye'ye hem bütün dünyaya pandemiden uzak günler dileyerek başlayacağım. Pandemi pek gidecek gibi gözükmüyor yani. En azından bu yıl gene gidiyor. Yani ikinci yıl olarak bu yılda gidiyor. Ben tahminim zaten o şekildeydi. Ne diyeyim ilkbaharda falan. Tabii bu okulların açılması, aşı olmamak, bana göre düğünler, bunların hepsi sıkıntılı şeyler. Şimdi bütün dünyada aşısızların pandemisi diye geçiyor artık. Bu tabir, bu cümle son derece doğru bir cümle. Bugün de bakıyorsunuz, ben mesela hani bu Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı tablolar var ya, evet, onda sık sık eleştiriyle alıyor. Mesela şimdi şey tabir ediliyor. Her gün bir uçak dolusu insan ölüyor. Hani evet. 250 kişi falan ölüyor ya. Evet. Gerçekten de doğru yani. Bu insanların kimisi ne diyeyim tedirgin, kimisi takıntıları var, kimisi bahaneler uyduruyor falan. Ondan dolayı aşı olmuyorlar. O listede mesela 250'nin kaçı aşısız? Çok büyük bir kısmı. Ha, bu ilan edilmesi lazım bence. Yani resmi örneğin, veriler açıklanırken. Ha, 250'nin 200'ü aşısız mı? Bunu söylemeleri lazım. Evet. Çünkü insanlar o tablodan ciddi dersler alıyor. Ve şöyle bir şey var. Ben bu pandeminin ilk çıktığı günlerde Cumhuriyet Gazetesi'nin ikinci sayfasında veba ile ilgili bir yazı vardı. Vebanın o olduğu dönemde bir doktor, Fransız bir doktor, ismi aklımda değil, yapılan işler doğru ama şeffaf olun diyor. Bugün hala bakanlığın söylemleri şeffaf mı değil mi tartışması var. Maalesef. Yani bir güven yitirilmiş durumda. O açıdan o tabloyu tekrar bir düzenleyip hakikaten açıkça her şeyi açıkça söylenmesinde yarar var. O zaman insanlar ne yapacağına karar verebilir. Evet. Şimdi tabii gene televizyonlarda o aşısız olan hastaların işte tedavileri esnasında işte her tarafında kordonlar var, şu var bu. İşte aşı olun, aman ihmal etmeyin. Ben işte ihmal ettim, bu durumlara düştüm falan gibi söylemler var. Ama bence o
ölüm sayılarında aşı olmayanların rakamının belirtilmesinde, insanların karar vermesinde etkili olacağına inanıyorum. Daha ikna edici bir tablo ortaya çıkar. Peki şimdi başkanım şunu soracağım. Şimdi tabii belediyelerde şimdi mesela Tavabaşı deyince birçok kişinin aklına işte sağlıklı şehir geliyor. Böyle bir misyonda oluştu artık. Tabii. Mesela bu tabii size pandemide biraz daha yük katlıyor mu? Yani daha bir kendi kendinize evet görev çıkartıyor musunuz? Ha, tabii o ama sorumluluk duygusu Ali'cim. Yani o işte takip etme, literatürü takip etme, işte televizyonlardaki iyi programlara bakıp gelişmeleri önlemek. Çünkü bazı şeyler hala el yordamıyla gidiyor. Yani bakanlığın da öyle. Şimdi mesela dördüncü aşı olun dediler. Ondan sonra bir gün sonra yurt dışına çıkacaklar olsun dediler. Falan böyle sürekli bir tornistan var yani. Ne yapılacağını da kimse net karar vermiyor. İşte onu diyorum yani. El yordamıyla gidiyorlar. Evet. İşte iki Sinovac alan bir Sinovac olsun. Yok olmasın o üçüncüsü BioNTech olsun gibi şeyler var. Bu da işte insanlara bazen herhalde kararsız olmaya itiyor. Evet. Şimdi mesela Türkovak aşısı çıkacak. Bazıları onu bekliyorum diyor. Ama acaba hakikaten olacaklar mı olmayacaklar mı o da bilinmiyor. Ama okulların açılması çok doğru. Geç bile kalındı bana göre. Hele üniversitelerin açılmaması artık işte 4 Ekim'de açılıyor. Son derece geç kalınmış bir karar. Hele Eskişehir gibi öğrenci kentinde öğrenciyi görmemek hakikaten çok üzücü. Evet. Ama bu şöyle bir şey oldu. Daha o ilk üniversitelerin kapatıldığından sonra açılmadığı dönemlerde ben dedim ki Eskişehir'in artık bir B planının da olması lazım. Yani şimdi öğrenci olmayınca suyu çekilmiş değirmen gibi Eskişehir. Evet. Ama maddiyen, manevi ekonomi olarak devam ediyor, yürüyor. İnsanlar bir şeyler kazanması lazım. İşte müesseselerin açık olması lazım. Ama öğrenci olmayınca Eskişehir'de belirli noktalarda ciddi sıkıntılar oldu. Onun için diyorum bir B planının olması lazım. Evet. Ekonomi adına. Şimdi tabii pandemiyle başladık, ekonomi dedik. Pandemide şunu da gördük, yani Türkiye'de yatırım konusunda tüm kamu kurumları, belediyelerde dahil olmak üzere büyük sıkıntılar yaşadı. Çünkü hiç hesapta olmayan giderler ortaya çıktı. Yani dezenfektanından tutun da pandemi koşullarıyla hayata dahil olan mesai şartlarına kadar. Tepebaşı'nı bu ne kadar zorladı başkanım bu anlamda? Ya şimdi bir kere ben şunu derim, belediyenin ekmeği insandır. Her işte öyledir ama belediyeler daha çok tabii hı hı. insanla yüz yüze, yan yana olan kuruluşlar. Mesela ne diyeyim, biz kiralarımızı ödedik ama kiraladığımız yerlerin kira oranını almadık. Yani hükümet karar vermeden önce de biz kendi kararımızı verdik. Ya yani bu kiracımız ama kapalı. Nasıl ödeyecek kirasını deyip kendi aramızda işte belediye başkan yardımcıları falan toplantılarımıza almayalım dedik. Başka nedenlerden de olabiliyor. İşte ne diyeyim personelin yarısı çalışıyor, yarısı çalışmıyor. Evet. İşler hani doğru gitmiyor. Mesela işte imarda aynı şey olursa İşte ruhsat almaya gelenlerin işi uzuyor. Onlar ya niye böyle oluyor deniyor filan falan böyle. Hakikaten sıkıntılı günler yaşandı. Veya bir tane Covid'li çıkıyor, diğerleri temaslı oluyor. Hadi 15 kişi birden karantinaya. Ya. Evet. Onun gibi. Şimdi bakın hala biraz önce dedim ya el yordamıyla gidiyor diye. Mesela bu aşı olmayanlarla ilgili kamuda bir şey yapamıyorsun arkadaşım. Yani mesela bir karar çıktı. PCR testler işçilere yapılsın. Peki memurlara yapılmayacak. Muhammed aynı yerde çalışıyorlar. Ya tabii aynı yerdeler. Yani hala bu hatalar yapılıyor yani. Şimdi şöyle hani aşı olmayanlar bana kızmasınlar. Bunun şakası yok arkadaş.
Sen orada bir canı tehdit ediyorsun. Evet. Karşındaki adam seninle beraber olmak zorunda değil. Sen nasıl haklarını korumaya çalışıyorsun, onun da haklarını koruyacaksın. Bunlar yasalarla belirlenmesi gerekirken hiç böyle bir şey yok arkadaş. İşte ne diyorum, PCR, işçi gidiyor, memur gitmiyor. Ve bir şey de diyemiyorsun, yapamıyorsun. Hani yapmak derken ikaz edeceksin. Kardeşim git işte aşını ol veya git testini ol. Ya da bir yaptırım uygulanacak. Ben diyor aşı da olmam diyor, test olmam. Hadi buyur. Evet, böyle bir sıkıntılı durum çıkıyor. Çok yani öyle böyle değil yani. Evet. Bu hani bir keyfi şey olur. Ben bu yemeği sevmiyorum, yemiyorum diyebilirsin de. Karşındaki insanın canıyla ilgili senin kararın etkili yani. Maalesef öyle hepimizi ilgilendiren bir mevzu. Kesinlikle, dolayısıyla tabii. Tek başına kendi irademizle kendimize göre çocuk bir karar oyuncağı değil ki yani. Veremiyoruz ama sizin de dediğiniz gibi biz Ali başta da sık sık konuşuyoruz evet. Onu. Bu yönetmeliklerdeki sabahtan akşama başkanım, değişkenler. Bir de biraz önce şey söylediniz ya mesela bu da etkili işte. Aşılar kaç kişi aşı olmadığı için hasta oldu. Bu işte 250 kişi yaşamını kaybediyor günde. Mesela şöyle bir durum da var. Diyor ki bakıyorum ben diyor aşı olanlar da hasta oluyor diyor. Ben o zaman niye aşı olayım diyor. İnsanlar böyle bir şey de düşünüyor. Ama şöyle bir şey var. Aşı olanlar hani belki tek tük yüzdelisi çok düşüktür. Ölüm oluyor olabilir de. Evet. Ama genelde hafif atlatılıyor yani. Şimdi BioNTech tabii çok etkili bir aşı. Şimdi BioNTech'in şöyle bir özelliği var. BioNTech'in bundan sonraki etabı kanser aşısı olarak. Yani özellikle deri kanserlerine karşı bir hazırlıkları var. Hani Küba kanser tedavilerinde başarısı aşıyla başarılı oluyor. Şimdi bu ekip yani Uğur Hoca ve eşi onların yine bir yerde bir makalede okudum. Yanlarında bir Macar kadın var. Bir de ya Pensilvanya ya Pittsburgh Üniversitesi'nden bir profesör var. Yani bu aşıyı 4 kişinin gayretiyle hazırlanmış falan filan. Yani o 2 kişinin de çok emeği olduğu yazıyor makalede. Hatta bir ara şey dediler. Hani bu aşı insanları gençleştirecek. Evet. Yani net bu sözü söylediler. İşte cilde etki ettiği için işte cilt kanseri için kullanılacak öncelikle. Onun için o gençleştirme işi olur. Bakın aşıdakiler o zaman hepsi kuyruğa gelir. Olmayanlar. Hiç şüphemiz yok bu anlamda. Şimdi kırsal kalkınmayla isterseniz devam tabii, edelim. Tabii. Şimdi hani yatırım dedik, şu dedik, bu dedik ama Tepebaşı Belediyesi'nin hibe anlamında da, proje üretme anlamında da şanı büyük. Yani bu anlamda evet. Güzel işler yapıyor. Bunlardan biri de Bepka hibesi olan bir soğuk hava deposu. Evet. Şimdi Bepka'dan biz bu tahmin ediyorum 3. hibemiz. Birincisi hizmet binamızın işte enerji kayıpları, onlar çok konuşuldu, tartışıldı biliyorsunuz. Faturalar çok kabarık geliyordu. Biz işte bir Ankara'dan filan bazı firmalara simülasyon yaptırdık. Hani bu enerjiyi kaçağında ne yapabiliriz? Faturayı nasıl düşürebiliriz? Şeyden sonra Bepka'daki bir projeyle o zaman yani onu programımda da var anlatacağım. İşte aldığımız hibeyle işte 400 adet panel koyduk. Evet. 100 bin lira da o zaman eş finansla 500 bin liralık bir yatırımla o panel kondu. Ondan sonra işte TEDAŞ geldi bizim şebekeye bağlayalım dedi. Biz de çift yönlü şebekeyle TEDAŞ'a bağladık. Hafta içi elektrik alıyoruz, hafta sonu elektrik satıyoruz. %20'lik bir mahsuplaşmamız var. O bir %20'lik tasarruf ediyoruz. Bu 3. 4. yılda da kendini ödemiş oluyor. Yani bu kendini çoktan ödedi. Habire kar yazıyor bize yani. Evet. Tabii işte ondan sonra bu
yaşam köyü falan yapıldı. O, hı hı. Baktı ki iyi. Havuz evet. yapıldı işte. Onları anlatacağım gene. Şimdi bu soğuk hava deposu bize geçince biz tabii hoşumuza gitti. Bu küçük üreticiye veya büyük üreticiye gelip ürününü koyması için bir ücret almayalım dedik. Ve ücretsiz olarak bu aldığımız süreden beri devam ediyor. Bu şöyle bir yararı oluyor. Mesela ne diyeyim, mevsimsel veya iklimsel bir sıkıntı oldu mu, yani biçtiği malı koyuyor, en az 10 gün orada koruyabiliyor. Veya satılmadı, müşterisi gelecek gene koyuyor. Onundan dolayı malı taze kalıyor. Tabii bu işlemlerde yoğun olarak buranın birinci gideri elektrik enerjisi. Ondan sonra gene orayı projelendirdik biz. BEPKA'ya verdik. BEPKA'dan bu proje kabul edildi ve hibe olarak aldık. Şimdi onların panelleri konacak ve artık elektriğin de giderleri düşecek. Biz de daha rahatlıkla burayı üreticinin kullanması için kapılarımızı rahatlıkla açacağız. Hakikaten son derece güzel bir iş oldu. Hem o üreticiyi korumak adına hem belediyenin bütçesini korumak adına güzel bir çalışma oldu. Burada şöyle bir şey var. Mesela elektrik panellerden dolayı tüketimden tasarruf ediyorsun. Ama enerjini de arttırıyorsun. Tasarruf ederken enerjini en az %10, %20 arttırıyorsun. Onu tekrar şebekeye veriyorsun. Hmm. Böyle de bir farklı bir şey oluyor. Kazan kazan sistemiyle ilerliyor. Başkanım yani mesela bu hani kendini amorti etmek diyorlar. Mesela kaç yılda amorti edebilir bu? 3 yıl. Mesela şu 3 yıl. Bizim belediyenin üzerine koyduğumuzda demin evet. ifade ettim. Sen de herhalde notlara bakıyordun. 3 evet. yılda o mesela amorti bitti, ediyor. Kara geçti şimdi. Artık, evet. Sürekli kazanılıyor. Tabii bu burada mesela 500 bin TL'lik bir gene GES sistemi kurmuşuz. Yıllık ihtiyacımız 96.600 elektriğin tamamını karşılayacak. Tamamını. Hı. Tamamını karşılayacak. Burada 5 yıl amortide yapılmış. Evet, evet. Bu da çok büyük yani. Ya çok büyük iyi, olay. Çok evet. iyi yani. Biraz önce diyorum işte hem tasarruf ediyorsun hem arttırabiliyorsun ve o artanı da şebekeye yüklüyorsun. Şimdi hakikaten Tepebaşı Belediyesi bu konuda Türkiye'nin lider belediyesi. Yenilebilir enerji konusunda lider. Yani şu mesela Yaşam Köyü'nü herkes gelip görmesi evet. lazım. Bütün belediyelerin gelip görmesi lazım. Ziyaret eden çok oluyor zaten. Oluyor, oluyor. Bu, hakikaten bu, oluyor. Şimdi Yaşam Köyü tekrar gösterirse arkadaşlar aslında bir Eskişehir'de böyle sanki yeni yapılan binalarda da bunların olması gerekir tabii, bence. Böyle planlanması tabii gerekir. Tabii şimdi bizim Remorbon projesi evet. Dört bileşenlidir. Hı. Dördüncü bileşenin yaymadır o şekilde. Yani bu sistemi mesela burada işte elektrik üretiyorsun. Evet. Buradan enerjiden tasarruf ediyorsun. Aynı zamanda karbon ayak salınımından da tasarruf ediyorsun. Tabii. Mesela bizim burada Yaşam Köyü'nde %55 karbondan tasarruf ediyoruz. %65 de enerjiden tasarruf ediyoruz. Evet. İşin sadece maddi katkısı değil, tabii, aynı tabii. zamanda i̇şte çevresel zaten, kısmı. Zaten 2013'te Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'nda Başkanlar Sözleşmesi'ni imzaladık. İmzaladıktan sonra işte Eskişehir'e geldik. Bir yazı tamam imzaladınız ama bununla ilgili sürdürülebilir enerji eylem planınızı gönderin bize dediler. Lan ne bu dedik. Ondan sonra araştırdık. İşte dokümanları çıktı falan yaptık. Vallahi o da bayağı bir 4-5 ayımızı aldı onun hazırlanması. Gönderdik.
kısa zamanda kabul ettik. Yani onun kolay kolay kabul etmiyorlar. Çok yerde söyledim. Türkiye'de sürdürülebilir enerji eylem planı olan belediye belki 4-5 belediye var. Tabii referansa da bakıyorlardır şimdi. Tabii, yani yapılmış tabii, işlerin tabii, bir teyidi de olması gerekiyor. Sadece kağıt üstünde kalmaması ki bu konuda da artı bir var. Bir de bizde niye istediler bunu dedik. 2014'te bu Remorbon projesine girdiğimizde bu eylem planının olmazsa hibe programına giremiyoruz. Kırmızı çizgi yani. Evet. Bu çok büyük bir referans. Tabii. Tepebaşı Belediyesi tabii, kimliği tabii, adına. Tabii. Şimdi üretimden gem vurmuşken kadın üreticiler, isterseniz ona da biraz değinelim. Tabii. Yani tabii, kadınlarla ilgili pek çok proje var ama onların üretip ekonomik anlamda da, sosyal anlamda da hani biraz daha birey olarak öne çıkmaları konusunda ciddi hamleler var. Sözü size bırakayım. Yani şimdi tarım artık çok ciddi bir stratejik olay yani. Her şeyden diyorum vazgeçilebilir ama tarımdan vazgeçilemez. O kadar bence değerli yer. Bunu işte hani İzmir Belediyesi Aziz Başkan zamanında da çok ciddi tarım işleri yaptı kendisi. Şimdi Tunç Başkan da devam ettiriyor. İşte Mansur Başkan bir tarafta o şey yapıyor. Bizim Yılmaz Hoca ilgileniyor. İşte Ekrem Başkan ve diğer belediye başkanlar da birazcık da böyle yarış gibi oldu bu. Hakikaten de güzel şeyler çıkıyor. Mesela bizim 3 noktada bu kadın üretici satış noktamız var. Özdilek Sanat Merkezi'nin içinde. Batıkent Beldevi'nde o çevre yolunun evet, üzerindeki şimdi orada ben de oradan alıyorum. Hasan Ali Yücel'in ismini verdik evet, oraya. Kimi zaman kuyrukta oluyor başkanım. Hmm. Bir de Ulu Önder'de Fevzi Çakmak Caddesi şeyin hastanenin sokağı yani onun üzerinde. Zaman zaman gidiyorum. O kadar memnun ki insanlar. Yani teşekkür ediyorlar. İşte kadınlarla kendi aralarında diyaloglarını kurmuşlar. Belki işte her pazar gidiyor oradan sipariş ediyor işte gelirken yumurta getir diyor bilmem ne diyor filan. Ben de gittim muhakkak bir şeyler alırım, yumurta alırım. Yani orada evet, gördüğüm güzel ürünlerden. Hakikaten yediğinde de lezzetli yani. Evet. Evet, hani doğal. Bu artık iyi tarım denilen bir tarım çeşidi. Başkanım onun sağlıklı olduğunu hissediyorsun zaten. Tabii. Hakikaten öyle. Tadı, kokusu. Hakikaten öyle. Tabii bunun ekolojik olanı da var. O daha farklı. Yani ondaki lezzet daha da farklı yani. Ama bu gene iyi. Müthiş memnun kadınlar. Elleri para gördü. Evet. Malımızı atmıyoruz diyor. Gelip burada satıyoruz malımızı diyor. Kendilerine göre hazırlıklar yapıyorlar, turşular kuruyorlar, peynirler yapıyorlar, işte yumurta getiriyorlar. Sirkeler yani işte alıç sirkesi, armut sirkesi, bilmem elma sirkesi, envai çeşit sirke var. Yıllarca mesela bunların evinde oturduğu bir şey satmadı, yiyebildiğini yedi, yiyemediğini komşuya verdi veya çürüdü gitti. Çünkü bu malların raf ömrü öyle uzun olmaz. Neticede hakikaten çok güzel şeyler var. Mesela neler var? Hamur işi, salça, turşu, reçel, kurutulmuş sebzeler, makarna, mantı, tarhana, tatlı, meyve sebze gibi ürünler var. Bayağı bir geniş bir şey. Şimdi bir de elektrikli otobüslerle servislerini de yaptırıyoruz. Hmm. Ücretsiz gelip gidiyorlar. Onlara bir kolaylık olsun diye işte elinde malı oluyor, şu oluyor falan. Harika o zaman. Yani üreten satan da alan da çok tabii, mutlu. Tabii ya tabii yani hakikaten tarımın elinden tutmak lazım. Başkanım talep de, talep de çoğalıyor herhalde değil mi burada tabii, gelenler? Pazarcılar azıcık bozuluyor ama. Görmemezler gelin diyorum. Evet. Ya ne var bunda ya? Bunun bu da kazansın yani. Değil mi? Tabii. Hakikaten güzel tabii, şey yani. Biraz pazarcılardan ucuz oluyor. Hem sağlıklı oluyor hem tabii, ucuz oluyor. Tabii.
hani bir de çürük mal yok ki. Evet. Pazarcı buradan yanlış anlamasınlar da. İyisi de var. İşte kötüsü dediğim, de var. İyi mal satmayanı da var. Evet. Yani bana bile çürük mal veriyor adam mesela. Yani bazen de, gidiyorum pazara. Kadının adaleti biz erkeklerden daha önemli ve kıymetli. Bir de şeyi de var başkanım. Çilek üreten kadınlar. Ha. Yani tabii. Onu da... O da tabii birkaç 2-3 sene önce dediler ki atılan tekkede biri çilek yetiştiriyor. Ondan sonra hemen atladım gittim. Hakikaten adam şey yapmış, hatta oradan dalından koparıp bir iki tane yedim. O kadar lezzetli ki. Yani ben mesela atılan teki yüksek bir yer. Yani soğuğun veya serinliğin yazın ektikleri için bu kadar iyi geleceğini tahmin etmedim çileğe. Şimdi aşağı yukarı bir fide sezonda 1 kilo çilek veriyor. 750 gram veya 1 kilo çilek veriyor. 5 ürün alıyorlar. Ve büyük ihtimalle bu çileğin çok azı Eskişehir'e geliyor. Büyük çoğu İstanbul'a gidiyor. Gidiyor. Kaliteli bulunca tabii. Tabii. Yaklaşık 14 kadına 30 bin fide verdiydik. Yani birazcık böyle farklı ürünlere eğilmek lazım. Çilek de hani hiç kimsenin reddetmeyeceği bir meyve. Tabii. Ben bunları hani biraz böyle getirirler bizim Hanımeli sokağında satarız falan dedik. Nerede? Oraya kalmıyor. Yok yok yani. Direkt gidiyor herhalde. Geliyorlar, alıyorlar büyük bir olasılıkla. İşte ara sıra bana bir sandık gönderirler. Susmayı. Gönül almaya. Ama şey, bunu arttırmamız lazım. Arttırmamız lazım yani. Evet. Ali abi, bunlar aslında hani belediye deyince biz hep şeye gidiyoruz. Böyle farklı hizmetler falan diyoruz ama bu insan organizasyonu, bunları bir araya getirmek çok güzel değil mi? Şimdi hem bu iyi, aslında şu da var. Ya mesela hobi bahçeleri de bunun bir eki diyeyim, benzeri. Çünkü şimdi bu artık hayat pahalılığı görüyorsun, çok arttı. İnsanların bazı şeyleri artık kendi böyle teraslarında, ufak bahçelerinde buralardan karşılaması gerekecek. Belki ilerideki zamanlarda da bu olacak. Onun için bunları da öğretmek lazım insanlara. Bu olanakları sağlamak lazım. Mesela ben hobi bahçelerinde buna örnek gösteriyorum. Belki daha da çoğaltılabilir. Öyle yaklaşık 400 parselimiz var zaten. Yani yer olsa yapacağım da yer evet. Yok işte. Bitti, hepsini yaptık. Belki çıkar yani. Ama onu her yere de yapamıyoruz. Otobüsün gitmesi lazım. Evet. Yani ulaşım olmazsa gitmez miyiz? Evet, altyapısı olması lazım, su olması ama lazım. Diğerleri yani kapış kapış ve takip ediyorlar. Mesela diyor ki şurası diyor işte kurallar çekiliyor, 2 aydır ekmedi diyor. Araştırıyoruz, ekmiyorsa hemen alıyoruz onu, başka birine veriyoruz. Öyle bir uygulama da var, o denetim tabii, de var. Tabii, tabii. Yani üretim şart. Tabii. Bir de bizim şey var, bu Esentepe'de son bu 100. yıl okulu vardı. Evet. Onun orada bir çocuk merkezimiz var. O bir imar şeyinden, Onca'dan bir 3 dönüm üzerinde bir eski ev vardı. O bize geçti. Gidip bir baktım, ya bu ne kadar güzel yani. Hemen dedik bu evi bir toparlayalım. Bir parçada yeni bir yer yaptık. Böyle birazcık ahır gibi filan. Ondan sonra belde evi de oldu, çocuk merkezi de oldu. Evet. Büyük bir alanı var. Yani düğün yapıyorlar, yaş günü yapıyorlar. Bayağı sık oluyor yani. Oradaki ekip de çok iyi. Bizim Fidan var. O hem çocuk kitap yazarıdır Fidan. Oraya ilgileniyor. Çok da güzel işler çıkıyor. Onun yanında bir daha atıl bir 3 dönüm daha yer vardı. Orayı da baktık. Milli Emlak mı artık bilmiyorum. Ya da yeşil alan da olabilir. Orayı da gene hemen etrafını tel örgüyle çevirdik. Bayağı bir meyve fidanı diktik. Bir de gene işte domates, biber çocuklar eksin diye bir de orayı yaptık. Oradan da yani o ailelere çok ciddi hasat çıkıyor oradan. Ya. Evet.
Geçen gün işte 3-5 tane şeftali göndermişler. O kadar güzel ki. Ben oradan şeftalinin yetiştiğini falan düşünemezdim yani. Ama bunlar hakikaten çok ciddi özendirmeler. Burada 14 tane kadın üreticimiz var çilekte. Ha bir de şey, bu bizim Çoban Festivali. Evet. Onu ben nerede anlatsam, ne festivali falan diyorlar. Anlat. Ya diyor, nereden aklına geldi? İşte onun da üçüncüsünü yaptık. Şimdi ayın 30'unda İstanbul'da Ekrem Başkan'ın yaptığı büyük bir tarım fuarı olacak belediyelerle ilgili. Orada da işte bir stand açıyoruz. Eğer alacaksınız. Tabii. Tone de çok elde. Tabii. İşte özellikle bu şeyi dedim. Çoban Festivali'ni ön plana çıkarın. Onun ikincisini, yok dördüncüsünü yapacağız. Üç tane oldu. Dördüncüsünü yapacağız. O da artık bu yıl olmaz da herhalde geçti. Ya da Ekim'de yapabilirsek, Ekim'de de olabilir. Havalar daha iyi olur. Tabii orada şimdi bu büyükbaş hayvanların endüstriyel çiftliklerde çok ciddi karbon ayak izinin yayıldığı tartışılıyor. Şeyin, ineklerin nefesinden, gazından. Bunların özellikle bu hem çevreciler hem vejetaryenler işte ete karşı oldukları için bu çiftliklerin kapatılıp işte küçük başa dönülmesini falan öneriler var. Bayağı bir ciddi tartışmalar var bunda. Zaten yani küçük baş hayvan, tabii bunları içinde ola ola bazı bilgiler ediniyoruz. Hem bakımı kolay, işte hem tabii eti daha çok farklı olabiliyor. Hani koyun sütü de farklı, eti de farklı. Daha çok koyuna dönülmesi tavsiye Başkanım, ediliyor. Başkanım, onun şeyi söylüyor. Şimdi bir de tabii sığırı bağlıyorsunuz orada. Duruyor, hiç hareket bile etmiyor. Tabii. Ama en azından küçük baş zorunlu yayılması olarak lazım. Durmuyorsunuz. Yayılması lazım. Yayılması tabii, gerekiyor. Tabii. Özellikle keçi. Eti daha sağlıklı yapıyor. Tabii. Ve işte daha maliyetleri ucuz. Evet. Mesela bir koyunla bir ineğin fiyatı bir olamaz. Bu tabii bunda çok ciddi bilim insanları da geliyor. Tartışmalar oluyor. Efendim söyleyeyim. Nesillerin iyileştirilmesi, yaygınlaştırılması konuşuluyor. İşte çoban köpekleri var. İşte bu hamile kalan koyunların çiftleme dedikleri, hani bir yavru değil ki değil de iki yavru oluşturmasıyla ilgili takım şeyler var, taktikler var filan. Onlar konuşuluyor. İşte ateşini nereden ölçersin, enjeksiyonu nereden yaparsın? Yani bunu veteriner hocalar var. Onlar bunları anlatıyor şeylere. Çiftçi arkadaşlarımıza hayvancılık yapan. İşte İstanbul'da da biz bunu öne çıkaracağız. Çilek'le bunu öne çıkaracağız. Güzel olacak diye tahmin ediyorum. Evet. Yani tarımda dediğim gibi çok ciddi eğilmesi lazım herkesin. Destek vermemiz lazım. Çünkü gidişat iyi değil yani. Evet. Gidişat iyi değil. Başkanım şeyler nasıl? Tabii bir ara şimdi bu Alp Ovası diyoruz ama bir kısmı da tabii tepe başında bunun. Ya bu halde bir termik santral olayı vardı. O gitti. Şimdi burası var. O gitti. Yani takip ediyor musunuz bölgeyi? Son gelişme nedir? Özellikle bu tarım havzasında. Yani tabii ben sık gidiyorum. Şu anda bir sıkıntıları yok. Tabii bu hani termik santral falan da bitince... Şimdi bazılarına göre diyor ki tekrar yapabilirler termik santralı diyorlar. Ama herhalde bu ekonomik krizde yapacaklarını düşünmüyorum ben. Evet. Yapacaklarını düşünmüyorum. Şey yani Alpu Ovası'nın tarımı para kazandırıyor. O çok net. Yani orada girdiler. Şimdi her yerde yüksek ama orada ekilen biraz üründen bereketli, verimli. Evet, evet, verimden dolayı. Çünkü orada birinci sınıf arazi çoğunlukta
Öyle çok kıraç alanı yok. İkinci sınıf araziler var. Ama birinci sınıf arazi bayağı yüzdesi fazla orada. Şimdi konuya başladık işte pandemi dedik, tarım dedik, çevre dedik. Şimdi Tepebaşı'nın hassasiyet gösterdiği konulardan olduğu için bunların temelinde de iklim krizi ve bununla ilgili mücadeleden konuşmadan da olmaz. Evet. Onu da eklemleyelim bu gündemin içerisine. Şimdi Tepebaşı uygulamalarıyla iklim kriziyle mücadele ediyor. Artık tescil olmuş, hani Tepebaşı'yla patentlenmiş uygulamalar var. Ki bunlar olmadığı için biz geride kalan süreçte orman yangınlarıyla, yani o hava sıcaklıkları, iklim değişiklikleriyle nasıl canımız yandı. Tüm dünyanın büyük sıkıntı yaşadığı ve aslında tüm yerel yönetimlerin uygulaması gereken bir süreç bu. O yüzden ben de önemsiyorum bu anlamda. Neler yapıyorsunuz? Hani temiz enerji kullanımı, iklim kriziyle mücadele uygulamaları, biraz da bunlardan bahseder misiniz başkan? Vallahi şimdi öncelikle biz bu yaptığımız işleri şöyle işte hizmet binasının üstündeki GES diyelim, yani Güneş Enerji Santralı, Atatürk Su Sporları Merkezi'nde, Yaşam Köyü'nde iki tane sulama yaptık. Yaka Kayı'yla Kızılcaören'de. Efendim söyleyeyim işte telefon şarjları yaptık gene güneş enerjisiyle çalışan. Bunları böyle bir şimdi mesela işte bu soğuk hava deposu var. Bunları baktığımızda çok ciddi hem yenilikçi hem inovasyon hem de işte iklim değişikliğini korumak. Şimdi biraz önce o laf karıştı. Mesela o ilk bu işte Belçika'da attığımız imzada şuna söz veriyorduk, verdik. 2020 yılında karbon ayak izini %23 azaltacağımıza dair söz verdik. Biz onu yaptık işte, yani 2020'de, 19-20'de bitirdik projeyi. Bu başarıyla sonuçlandı. Başarıyla sonlandı. Şimdi şeyden önce, bu Covid'den önce 2040 yılında %30'a çıkıyor şey. Karbon ayak salımının rakamı. Onu önlemek için tekrar bir çalışmalar yapılacak. Ama tabii bu Covid'den dolayı pek ses seda çıkmıyor. Hatta biz yola çıkıyorduk, Belçika'ya gidiyorduk. Son gece dediler işte Belçika'da da kriz var Covid'le ilgili. Yasak. İptal oldu. Biz de tabii kaldık. Şimdi mesela Su Sporları Merkezi'nde kısaca bir iki şey söyleyeyim. Burayı biz yeşil bina olarak yaptıydık. Yeşil bina bittiğinde tabii yenilebilir enerji kullanacaksınız. Herhalde görüntüde verecekler. Ha, burada. İşte evet. Onların bir kısmı ısıtma, bir kısmı soğutmada kullanıyor panelleri. LEED sertifikasyonuna müracaat ediyorsunuz. Neticede geliyorlar. 110 puan üzerinden puanlıyorlar. Ve 65 puanla altın sertifika aldı. Birkaç puanla platini kaçırdık. 65 altın sertifika da müthiş. Geçen gün biri var böyle bir bu işlerden uğraşan. Orada anlattım da altın sertifikası var. Abi dedi sen ne diyorsun dedi ya. Bu düz LEED sertifikasını alsan bile başarı deniyor. Şimdi bir de şöyle bir özellik var. Bu bina Türkiye'nin altın sertifikalı ilk kamu binası. Yakınmış, evet. İkincisi yok daha. Bak 6-7 sene oldu, ikincisi yok. İlk ve tek. İlk ve tek. Özelde var. Ama kamuda, kamu anlamında kamuda yok. İlk ve tek. Kamuda yok. bu önemli bir şey. Burada mesela enerji santrali sayesinde elektriğin %10'unu, ısıtma enerjisinin %20'sini kendi üretiyor. Burada 11 adet ışık tüpü var. Mesela burası 3 katlı.
şu noktada karanlık var. Tepeden gelen bir ışık tüpüyle orayı gün ışığına aydınlatıyoruz. Doğal aydınlatma. Evet, doğal aydınlatma. Böyle 11 tane tüp var binada. Bu da o ne oluyor? Elektrik yakmayı önlüyor falan filan. Bir sürü yararı var. Mesela orada su tasarrufunu da yapan gri su çalışması var. O çıkan suları işte ne diyeyim, çimler sulanıyor, araba yıkanabiliyor, temizlik yapılabiliyor, tuvaletlerde kullanılabiliyor. Geri dönüşüm. Tabii tabii, yani sudan da tasarruf ediyorsun. Böyle bir özelliği var. Yani bunlar hep Türkiye'ye örnek şeyler, projeler. İşte şeyden bahsettik, hizmet binasından bahsettik. Bunları bu tip toplantılarda anlatıyoruz. Şimdi Kasım'ın 9'u mu 10'unda mı Katar'da gene akıllı şehirlerle toplantı var. Ona davet ettiler, ona gideceğiz. Yani bütün dünyadaki yapılan bu akıllı şehir projelerinde artık Tepebaşı Belediyesi davet ediliyor. Yani orada artık biliniyor, bayağı biliniyor değil mi başkanım? Her yerde tabii. Evet, böyle bir tabii böyle bir şehir var. Şimdi yılını hatırlamıyorum. 2017 miydi? Rahmetli Melih'le beraber İngiltere Bristol'de 100 belediye başkanı diye adını koymuşlar. 7 kıtadan 100 belediye başkanı vardı. Bir tane de bizdik. Bir tanesi de. Orada da gene ben bu Alzheimer Merkezi'ni falan anlattım. Çocuk Ağız Diş Sağlığı Merkezi'ni falan anlattım. Yani bu davetler boşu olmuyor tabii. Yani bunun Avrupa'da karşılığı olduğu için davet alıyoruz. Mesela burada iklim kriziyle mücadele uygulamaları diye bir şey var. Şurada kısa bir metin var. İstersen şöyle bir okuyayım ben onu. Aralık 2019'da Tepebaşı Belediyesi'nin de arasında bulunduğu 24 belediye, Boğaziçi Üniversitesi, bir harflerden UNDSDSN diye Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı diye bir kuruluş var. 350 Türkiye, Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği ortak girişimi, bunların birliğinde iklim için biz de varız deklarasyonuna imza attık. İklim krizine karşı somut adımlar atmayı taahhüt edilmişti. Bu kapsamda 350 organizasyon Türkiye tarafından bir izleme ve değerlendirme raporu hazırlanarak yayınlandı. Raporda 6 büyükşehir belediyesi, 4 il belediyesi, 14 ilçe belediyesinin gerçekleştirdikleri iklim eylemleri ele alındı. İzleme ve değerlendirme raporunda yerel yönetimlerin gerçekleştirildiği azaltım ve uyum eylemlerinde öne çıkanların derlenmesi yanısı belediyelerin yaşadığı zorluklar ve engeller değerlendirildi. Doğa temelli çözümler, dönüştürücü uyum gibi dünyadaki farklı kentlerin alternatif arayışlarıyla ilgili kentsel adil iyileşme vizyonu raporda yer aldı. Raporda pandemiye bağlı olarak gelişen bütün olumsuzluklara karşın Tepebaşı'nda arasında bulunduğu Türkiye'deki kentlerin bir kısmında iklim kriziyle mücadele için çeşitli adımların atıldığı dikkat çekildi. İklim eylem planlarının hazırlıkları, tekil iklim eylemler, örgütlenme, eğitim faaliyetleri, paydaşlarla ilişkiler karşılığında çalışmalar gerçekleştirdi ve devam edildi. Öte yandan raporda Tepebaşı Belediyesi'nin örnek uygulamaları yer aldı. Yani bu böyle gidiyor. Birçok bu tip toplantılara katılıyor. Mesela burada bir de atık geliştirme merkezinin açılması ve onu harekete geçirmemiz çok önemli. Bu atıkta biz şimdi ambalaj atıklarına çok yoğunlaştık. Yılda 9000 ton atık toplanıyor. Karton, işte ambalaj. İnanın bu Avrupa'daki şehirlerle yarışıyor rakam. 9000 ton.
Ve bununla beraber 13 tane ayrı maddenin toplanıp, evlerden toplanıp. Bakın bu evlerden toplanmayı Türkiye'de hemen hemen hiçbir belediye yapmıyor. Başkanım hayır, ben mesela şeye bir merak ediyorum. Mesela yağ bile topluyorsunuz. Tabii ki 13 tane. Evet. Bunun içinde elektronik var, işte kağıt var, şişe var, cam var, bilmem ne var. Say say 13 tane. Bunların hepsi bizim lisanslı firmaya gidiyor. Orada bantta hepsi ayrıştırılıyor. Mesela naylonlardan yeni torba yapılıyor. İşte onu evlere dağıtılıyor. İşte çöp atılıyor tekrar. Yani yeni bir torba haline getiriliyor. Başkanım bir oran var mı mesela? Ya şu evet mesela konutlardan işte evet biz bunun diyelim ki atık 100 birimse işte biz bunun %50'sini toplayabiliyoruz. Galiba öyle. Şöyle galiba ayda 30 ton o tip atıklar toplanıyor. Yani çok ciddi rakamlar. Tabii. Türkiye'de yok yani. Türkiye'de yok. Çöpe gitmiyor yani. Evet, evet. Özetim evet. Oluyor. Şimdi bir arkadaşımız kendi bir sistem yapılmış, şey hazırladı. Onu Yeşiltepe'de uygulamasını yapacağız. Böyle kilitli konteynerler falan var. Evet. İşte evinde şeyi tekrar organik inorganik olarak ayırıyor. Onların işte torbalarıyla gidiyor. O büyük konteyner var. Konteynerde güneş enerjisiyle çalışan bir göz var. Yani takip eden. Arka tarafında kargo dolapları falan var. Böyle bir değişik bir sistem. Bakalım onda başarılı olursak çok hakikaten farklı bir çalışma olacak. Bir de bu geri dönüşümde biliyorsunuz Gesikop diye sokak toplayıcılarıyla koruyucuları onları kooperatifleştirdik. Sosyal işletme kooperatifi Gesikop diye. Bu da Türkiye'de ilk işte gene Limorb'un projesi orada elektrikli otobüslerin kullanılması hibrit araçların elektrikli otobüsler şeyler, bisikletler bunların hepsi iklim korumalarında başkanım, geçiyor. Bu kooperatifleşti için mesela eski oranla daha çok kazanıyorlar mı? Yani o şimdi kooperatif oldu. Şimdi bak şöyle bir şey kazanıyorlar. Niye kazanıyorlar? Bunlar çöp karıştırmıyor. Direkt ambalaj atığını topluyor. Bak gösteriyor. Buradaki evet. Gösteriyor. Legal yapıyor artık. Bu legal iş. Yapıyor. Çocuk çalıştıramıyorlar mesela. Kuralları var. Ve bunları götürüyorlar, veriyorlar. Ne kadar geliyorsa parasını alıyor. Mesela kilosu 1 lira mı, 50 kuruş mu bilemem. Onu tık diye parası ödeniyor orada. Bir de kimin nerede olduğu da belli. Tabii, kimin tabii, hangi bölgeyi tabii, toplayacağı tabii, belli. Tabii, tabii. Disipline edilmiş ve faydaya dönüşmüş bir sistem. Hani bir kere çöp karışmayınca hem kendi sağlıklarını koruyor hem de çevrenin sağlığını korumuş oluyor. Bir de kayıtlı çalışılıyor. Kesinlikle, kesinlikle. Yani önemli faydalarından hani, biri zor. Zabıta görüp kaçmıyorlar, polis görüp kaçmıyorlar. Artık gönül rahatlığıyla iş yapıyorlar ve Türkiye'de kurulan ilk kooperatiftir bu. Evet. Atık toplamada. Evet. Çok beğenmiştim. Evet. Yani her şey insanca yapılsın. Biz onun yanındayız. Yani bir de hani hak ettiğini alsın. Kimsenin parası kimsede kalmasın yani. Peki şimdi az önce BEPKA dedik, işte Avrupa Birliği projeleri dedik. Tepebaşı Belediyesi bu yaptıklarıyla çok sayıda hibe aldı. Devam eden bu süreci, devam eden projeler var mı bu anlamda? Şimdi şöyle, en önemlisi bizim Berlin'deki kardeş şehrimiz Treptow-Köpenick Belediyesi ile hibe programları yapıyoruz. Mesela bu kuluçka merkezi açtık. Hı hı. O dönemde Almanya'da bunu Alman hükümeti çıkarıyor. Kuluçka merkezlerinin açılmaları ile ilgili. Bununla ilgili bir hibe programı koyuyorlar. Bütçesini de ayırıyorlar. İlk yaptıkları belediye beraber yaptık. Yani biz de tesadüf Almanya'daydık. Onlar önceden tabii görüşmüşler, etmişler bizim arkadaşlarla. Gittiğimizde hemen anlaşmalarını imzalamıştık. Ve geldik, işte o zaman 250 bin euroluk bir hibeydi. Bu Kuluçka merkezi açıldı. Bunun devamı var. Bir kırsalda Gençlik Köyü, Sanat Köyü diye bir proje var. O Covid girince o hakikaten ertelendi.
Eğer onu devam edebiliriz. İşte bir ya onların bize bir gelmesi ya bizim Almanya'ya bir gitmemiz lazım. Çünkü yaklaşık 2 yıldır sadece mektuplaşmayla idare ediyoruz. Bununla birlikte bir şey göstereceğim. Şimdi bu Remorbum projesinde arkadaşlar da gösterebilirler. Avrupa Komisyonu'ndan kazanılan hibe karnesinde belediyelerde 1. Türkiye'de 6. Türkiye şey. Bu projesi AB Ufuk 2020 çerçeve programı karnesi 2014-2018 arasında. Şimdi hibe kazanan bunu TÜBİTAK yayınladı. Bir şeyde de var. Şimdi TÜBİTAK 21 milyon 895 küsurat euro 16 projede kazanmış. Koç Üniversitesi 11 milyonu 25 projede almış. ODTÜ 7 milyonu 24 projede almış. Bilkent 5 milyonu 16 projede almış. Arçelik 4 milyonu 13 projede. Tepebaşı 3 milyon 700'ü bir projede. Bak altında Boğaz Üniversitesi var. Antalya Büyükşehir, İTÜ, TÜPRAŞ. Bu 585 proje, 230 kurum var bu listede. Yüzdeye vursak sanki Tepebaşı birinci. Birinci tabii ya, birinci. Yani, tabii. Birinci. Şu tabloda birinci. Proje başından en yüksek gelir. Medar iftar karnemiz yani. Tabii yani bu tezcilli. Baksana üstünde Arçelik var, altında Boğaziçi Üniversitesi var. Evet. Başka belediye yok. İşte Antalya. Büyükşehir. O da iki projeyle 3 milyon. Evet, iki projeyle 3 milyon almış. Yani proje başına orana vurduğumuzda açık arayla. Ve mesela artık ne yaptı bilmiyorum ama biz bir koskoca bir köy yaptık ya. Evet, bir yaşam köyü oluştu. Yani şey bu böyle bilir yani. Mesela şurada rahmetli Melih'in çok emeği vardır. Zaten rahmet eylesin. Köyde adını verdik oraya. Melih'in adını verdik yaşam köyüne. Için beyazsın hakikaten çok iyi bir arkadaşımızdı. Çok yani üzdü bizi, hepimiz üzdü. Hala vallahi böyle belediye otururken sanki kapı açılacak gelecek gibi yani böyle. Tamam. O derece önemli işler oldu. Nurlar içinde yatsın diyelim. Tabii Ali abinin de sorular olacak mutlaka tabii. Kafasında bekliyor acaba. Hayır bu işte AB projesi, BK projeleri bunlar Türkiye'de kolay kolay belediyelerin aldığı projeler değil yok, zaten. Yok ya hakikaten yok. Başkanım bir özel ekip var mı bu projeleri? Var tabii. Çalışan yani ama sadece. Ama şu var. Bu mesela yaşam köyünü yaparken oraya özel adamlar zaten istiyor. Diyor ki işte makine mühendisi olacak, şu olacak, bu olacak diye. Ona o zaman 4-5 tane İşte Orta Doğu'dan, Boğaziçi'nden filan hem lisan bilen gençler aldıydık. Onların hepsi tek tek İstanbul'da o kadar büyük firmalara gittiler ki Vodafone bilmem ne böyle firmalara gittiler. Bu ekip projenin sonunda 3000 sayfa İngilizce rapor hazırladılar ve Avrupa Komisyonu'na teslim ettiler. 3000 sayfa. Maşallah. Şimdi, başkanım bir de şey sormak istiyorum ben. Şimdi buradan geldik. Hani bir de mesela belde evleri ben herhalde Tepebaşı Belediyesi ile başladı Türkiye'de. Diye öyle, biliyorum yanlış bilmiyorum. Tabii. Başladı. Tabii, ondan sonra tamam yapıldı. Hiç ne belde evi vardı ne bir şey vardı. Hiçbir yerde yok. Başladı. Tabii siz bunu şimdi devam ettirdiniz. Biraz da çeşitlendirdiniz. İşte deneyimli kafe, başka kreşler falan var. Ama bu tabii yapıldıkça her mahalle istiyor, her yer istiyor. Var mı yeni yapılan yerler, yapılacak olanlar? Şimdi bu hani geçen de belki konuştuk. Covid de gene boş durmadık. İşte bir yaşlı merkezi bitti. Bir tane kreş bitti. İkisi de hibe programıyla yapıldı. Mesela bu Metin Özöğüt Yaşam ve Bakım Merkezi Zincirlikuyu'da yapıldı. Hani bir vaktiniz olsa beraber bir gezeriz. Yani inan 5 yıldızlı otel gibi. Yani ben tabii muazzam bir şey. Şimdi arkadaşlar şu an ekrana gösteriyor. Da getiriyor evet. Arkadaşlar. Evet. Ben bu kadar büyük olduğunu tahmin etmedim. Şimdi burada evet. 72 yatak kapasitesi var ama
odalar büyük, esasında 3 kişi kalabilir ama biz onu 2'ye indirdik. 3 kişi kalsa 105 kişi falan kalıyor. Hatta bu öyle bir bina ki bodrum katını, bodrum değil de zemin katını çok büyüktü. Böldük, makine daireleri falan vardı. Bir tane kreş çıktı şimdi. Altına bir tane de kreş açacağız. Yani yaşlılarla beraber aynı binada bir de kreş olacak. O şimdi Amerika'da falan çok kullanılan bir yöntem, evet. Proje. Hakikaten dediğim gibi çamaşırhanesi, soğuk hava deposu, yemek salonu, dinlenme, fizyoterapi var gene. Fizyoterapiyi muhakkak koyuyorum zaten. Evet. Doktor odası, revir, aklınıza ne gelirse var. İşte altına bir de kreşi açtık mı, Zincirlikuyu bölgesinde de bir kreşimiz hazır. Binası hazırlandı ama içinin dekorasyonu yapılacak bir tek. Canan Şeker kreşi Fatih Mahallemizde. Orası da 150 çocuğun yararlanacağı bir yer. O da inan bahçesi de var onun. Kış bahçesi de var. Mükemmel, yukarıda büyük bir salonu var. Yani aile toplantıları falan için. Her ikisinde bir... Başkanım mesela bunu yaparken işte şeyi nasıl yapıyorsunuz? Yani arsayı nereden buluyorsunuz? Binayı nasıl oluyor? Şimdi, ben tabii tarattırıyorum şeyi. Mesela bizde biliyorsun parseller küçük. Evet. Yani 200 metrekare, 300 metrekare yani genelde bu kadar oluyor. Zamanında öyle parseller üretilmiş. Ama bu hani mahalleleri hedefliyoruz. Şimdi mesela Feriz Çakmak'ta bir kreş inşaatımız devam ediyor. Yani herhalde bu dönemin sonunda herkesin ulaşabileceği kreşi olacak yani. Onu hedefliyorum. İşte arsa belediyenin malı. Konuşuyoruz. Bağışçı geliyor mesela. Hani şeytan kulağına tak tak. Tepebaşı'nın öyle bir itibarı var ki adam ta Alanya'dan telefon ediyor. Başkanım bağış yapmak istiyorum. Bu çok önemli bir şey bizim için. Yani güvenilir bir belediye olması, işte insanların karşılıklı bu konuda hazır olması. Güven dedim de şeyin Shakespeare'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki güven ruh gibidir diyor. Bedenden bir çıktı mı bir daha geri bir gelmez. Daha gelmez. Harika bir laf yani. Evet. Hakikaten güven yani kazanırsın. Kaybedersen işte daha geri gelmez. Gelmez bir daha geri. Bunlar oldu. Hani bu arada hani bizim de artık bu konuda hani Türkiye'de söz sahibi belediye olduk. Yani sosyal hizmetler ve işte bu kreşli, yaşlı merkezleri, Alzheimer. Alzheimer zaten Türkiye'de aldı evet. Gidiyor, başını gidiyor. Size şey yapacağım, anlatacağım. Sağlıkçılar için bir anıt yaptık. Evet, o da benim aklımdaydı. O bitti. Onun açılışını yapacağız. Burada da arkadaşlar o görüntüler olması lazım. Evet. Şimdi şöyle, bu geçen sene aklımıza geldi. Pişmiş toprak yapamayacağız. Bir şey yapalım ve COVID içinde kalıcı bir şey olsun dedik. Yani insanlar baktığımı bu günleri ansın, kolay kolay zihinlerden silinmesin. Yaklaşık 60'a yakın pişmiş toprağa gelen sanatçılara yazı yazdık. Online işte görüşmelerimiz oldu. Projeyi anlattık. Dedik ki böyle böyle bir baca yapacağız. Buna uygun işte bir eser yapıp bir veya bir şey gönderimize. Ya bir geldiler şaşırdım ya. Hepsi yani olağanüstü işler yapmışlar. Zaten şeyi de bu tuğla üzerine yazmayı bizim belediyede de şeylerin işte dönemlerin meclis üyelerini falan yazdık ya. Öyle bir deneyimimiz var orada. Dedik tuğlanın üzerine de bu rahmetli meslektaşlarımızı yazarız. 450'ye yakın isim var.
pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlıkçılarımız. Doktor, eczacı, diş hekimi, sağlık çalışanı. Hepsi var. Ama mesela biz bunu bitirdik. Şimdi 30 kişi falan var. Şimdi onlara ne yapabiliriz onu düşünüyoruz. Ya böyle bir ikinci bir bacamı yapalım. Başka bir şey mi yapalım? Onun da kararını veririz. Ona da inşallah burada kalsın tabii, kimsenin vefat etmesini almıyor. Yani çok adamlar hani bizim yüzümüzden öldüler ya, resmen öyle yani. Ama çok bu şey çok güzel oldu. Ben de takip ettim, gelip geçerken bakıyordum. Güzel anıt oldu. Yani tam bu onun konsepte böyle uydu, uyum sağladı. Tabii. Bir de bu ailelerine falan ulaşacağız. Hepsini davet edeceğiz. İşte bakanlık, yani ulaşabildiğimiz her yeri çağıracağız. Gelen gelsin. Yani birlikte bu herkesin yani katılması bence önemli. Bu insanlar çok değerli. Hatta ben hani bunların şehit unvanının verilmesi çok önemli. Meslek hastalığı olması önemli. Bunları bir türlü bakanlık çıkarmıyor. Çünkü meslek hastalığı olduğu için o zaman işte maaşlarında artışlar olacak. Ailelerine onların ciddi yararı olacak. Varlığımız sağlığımız ismi anıtında. Varlığınız sağlığımız. Hakikaten öyle. Hem pişmiş toprak dokusu hem baca vurgusu. İkisi bir arada. Çok güzel yani. Bütünleşik bir eser olmuş. Vefa kısmında da üzerine düşeni yapmış. Ya öyle güzel şeyler çıkıyor ki yani böyle ekip oturup da konuştuk mu? Şunu mu yapalım, bunu mu yapalım derken. İşte ben dedim ya baca yapalım. Nasıl bir şey olsun diye. Aa dediler tamam. E nasıl yapalım? İşte şöyle yapalım, böyle yapalım. Derken böyle müthiş bir şey çıktı yani. Evet, bölge ruhunu da o anlamda yansıtıyor. Ben Ali abiye paslamadan sözü bir şeyi sorayım. Tabii farklı bir konuya geçiş yapmış olacağız ama. Geçtiğimiz hafta montaj atölyesindeki engelli gençlerimizle birlikte Eskişehir Spor Mücadelesi'nde gördük sizi. Şimdi hem onların tabii ki ayrı bir emeği var, organize sanayi bölgesinde ortak bir proje gerçekleştiriyorsunuz Nadir Küpeli ile. Bu yönüyle güzel. Hem de şimdi geçmişte Eskişehir Spor'a çok büyük bir desteği olmuştu Tepebaşı Belediyesi'nin. Bu sene de yine hem loca alarak hem ziyaretleriyle birlikte Ahmet Başkan'ı yine Eskişehir Spor'un yanında gördük. Vallahi bizim başka şeylerimiz de vardı. Ben söylemek istemiyorum onları yani. Evet. Onları biliyoruz ama zaten o şeye... Şeydi yani konuşulacak şey değil zaten. Yani gönül istiyor yapabilir. Yani yasada uygun olsa başka şeyler de yapabilsek gönül istiyor yani. Ama hani benim tabii Eskişehir Spor aşkım çok farklı. Yöneticilik de yaptınız. Yöneticilik yaptık. Yani o efsane takımla beraber bugünlere geldik. Ta 65 yılından itibaren. İşte benim bekarı İstanbul'da öğrenciyken maçtan çıkarlar, bekar evime gelirlerdi. İşte sofra kurulurdu, Allah ne verdiyse o yenilirdi, sohbet edilirdi efendim söyleyeyim. Hatta şeyi anlattım mıydı? 1970'te yılbaşıyı geçirdik. Birinde ikinde yedek subay, İzmir'e yedek subay olarak gideceğim. Sahrası'ya bizim askeri eğitim mektebi oradaydı. Doktorlar, diş hekimleri, eczacılar Hatay'da. Şimdi tahmin ediyorum hastane olmuş bina. Ondan sonra işte gene ender mender konuşuyoruz. Şeye gideceğiz. Onlar da İzmir'e gideceklermiş. Altay maçına. Hadi beraber gidelim dedik. Otobüsü atladık cumartesi günü. İşte İzmir'e vardık. Gece beraber otelde kaldık. İşte sabah maça gittik. İşte akşam üzeri bitti. Onlar dönerken beni işte okula teslim ettiler. Biz oraya gittik. Onlar Eskişehir'e döndüler. Böyle bir güzel anı da var yani. O kadar iç içeyiz yani. Yani biz sahaya çıkıp oynamadınız kardeş başkanım.
Sonra işte tabii Eskişehir'de hekimlik dönemimden hiçbir muayenehanemden çıkmazdı. Rahmetli Sinan mesela. Çok severdim o. O kadar sık gelirdi ki Sinan. Bir de o zaman bir tıp öğrencisi arkadaşı vardı. Onunla beraber gelirlerdi falan. Çok ayrı yeri vardı. Sonra bir ara zalatlar falan böyle benim yukarıda oturdular. Onlar iner doktoraya diye. Eskişehir Spor'la tevellütten bugüne devam eden böyle bir bağ var. Evet. Hakikaten yani çok bağ var. Mesela şey altın ayaklar mesela Türkiye'de tek. Dünyada da 3 tane var ya. O kadar kıymetli ki o. Şimdi resimlere falan bakıyorum. İşte Lefter'in ayak izini alırken Metin Kurt'un. Metin Kurt bir soru sonra öldü. Metin Kurt bir de çok ciddi bir solcuydu yani. Çok müthiş bir adam ya. Hakikaten çok değerli bir insandı. Ondan sonra işte bir gün gittik Şükrü Ersoy'un evden. Fethi abiyle beraber gidiyorduk ama. Şeyde bir toplantı vardı federasyonun. Hilton Oteli'nde Ankara'da. Birinin odasında ayak izleri aldık. Doğan Babacan'ın hakem Ertuğrul Dilek'in işte Trabzonlu oyuncular vardı onların bir şimdi spor tarihinde iz bırakmış çok değerli isimler. Ya tabii ya. Onlar 57-60'a yakın iz var öyle. Yani işte Turgay Şeren'in var. Bir gün şeyde bu Ses Sport'a mı ne gitti kaç sene oldu. Programı aldılar bu şeyle ilgili. Spiker sordu. Fatih Terim'in ayağını ne zaman alacaksınız dedi, ayak izini. Yere inince alacağım dedim. Neymiş? Harika. Evet, Ali abi. Ben şeyi de sorayım. Başkanın şimdi bazen bakıyorum böyle, hani basın bültenleri falan da geliyor. İşte başkanı şu ziyaret etti, şu sivil toplum hareketi ziyaret etti, başkan şuraya gitti, başkan... İşte falanca açılışa katılmış, esnafı ziyaret etti. Şimdi böyle bakın bir gün, yani hiç durmuyorsunuz, devamlı dolaşıyorsunuz. Gelenler gidenler var. Yani bu tempo ya nasıl yok, vallahi bu benim sakin halim daha. Evet. Yani biraz COVID'den çekindiğim için. Bak mesela bu sene hiç düğüne gitmedim. Yani çok şükür insanlar olumlu da karşılıyorlar. Nikah da kıymadım hiç. İşte başta biraz kırıldılar ettiler ama dedim ya bak bu kadar insan ölüyor. Yani siz de kendinizi koruyun. Tamam düğününüzü yapacaksınız Allah mesut etsin ama bunun şakası yok yani. Düğüne mesela bir küçük bir topluluğa gelsek adam mesela dayanamıyor geliyor sarılıyor. Evet. Elinden çekiyor kolundan tutuyor yani bir şey değil ama yani onun için de sıkıntılı benim için de sıkıntılı. Bu sene öyle gidecek yani. Neyse anlayışla da karşılıyor insanlar. Yoksa ben her hafta sonu en az 30-40 tane davetiye geliyorum. Onların en az %80'ine giderdim ben yani. İnşallah kesin yine gideceğim yani. Ona ziyaretler devam ediyor işte. Tabii, gelenler gidenleri bunları ağırlıyorsunuz. Başkanım, açık havada falan olanlar daha çok böyle tercih ediyor. Zamanınız var mı? Tabii. Bir soru daha alalım. Bir de başkanım şimdi ilçelere de gidiyorsunuz. Ben takip ediyorum. Yani orada işte vatandaşla, partililerle falan görüşüyorsunuz oradaki tabii, esnaf falan. Tabii. Yani Eskişehir'le ilçelerin bağı sizce nasıl? Yani zayıf mı, güçlü mü, daha iyi nasıl olur? Ya tabii şimdi ilçeler çok kan kaybetmiş. Yani şimdi şöyle diyelim, köyden başlayalım. Okullar köylerde kapatılınca iş bitmiş yani. Şimdi bak bir o zaman okulun olduğu zaman öğretmen o köyün önderiydi. Yani hakikaten her türlü şeye koşardı. Kahvede insanlara belki okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma öğretirdi. Aklı yettiğince insanlara tavsiyelerde bulunurdu. Çocuklar köyde genç nesil vardı okul olduğu için. Okul kapanınca yani genç çiftler çoluğun çocuğunu aldı ya ilçeye gitti ya şehre geldi. Yani köyün bitmesinin en büyük nedeni bu. Onlar öyle olunca ilçeler de sıkıntılı. Hani tabii bazı illerin ilçeleri çok güçlü. Mesela Balıkesir'in
Çok güçlü işleri. Düşün Ayvalık, düşün işte Bandırma, bilmem ne Edremit. Yani o kadar güçlü ki. Ama kırsalda yani Anadolu'da bu kalmadı yani. Ben hani birazcık da oradaki insanların gönlünü almaya da gidiyorum. Yani esnafa gidiyorum. İşte görüştüğümüz insanlar var veya çiftçiye gidiyorum. Mesela Alpı'da lokanta vardır. Hasan buradan selam söyleyeyim. Hasan'ın yemeğini yemeden gitmem Alpı'dan. İşte birinin çayını içmeden gitmem. Yani hakikaten onlar da seviniyorlar yani bizleri gördüklerinde. Bizim bir beklentimiz yok, bir şeyimiz yok. Yani onlarla beraber onlara bir moral vermek bana çok önemli geliyor. Zaman zaman siyaset için de gidiyoruz işte. Dün mesela Beylikova'daydık. Beylikova'da seçim vardı. Oraya gittim. Hatta sabah 9.30'da şeker fabrikasının kampanya açılışı vardı. Evet. Ona gittim. İşte orada herhalde 10.30 falan oradan çıktım. Sonra seçim vardı. Direkt Beylikova'ya gittim. İşte öğlen 1.30'da falan geri döndüm. Oradaki arkadaşları gördük, ettik. Tabii delegelerin köyden gelenleri falan var. Onlarla sohbet ettik, çay içtik falan filan. Geldik. Yani memnun oluyorlar, hakikaten memnun oluyorlar. Geldiklerinde uğrarlar, eksik olmasınlar. Gene burada bir takım şeyleri konuşuruz. İlişkiler böyle sürecek tabii. Yani siyasetin içinde olunca bunları hani görünmezliğe gelemezsin yani. Mesela cenaze benim için çok önemli. Evlilik çok önemli. Cenaze dünyada tekrarı olmayan tek şey. Şimdi gene bir hikaye anlatayım. İlk dönemdeyiz. Bizim bir arkadaşımız üçüncü kez evlenecek. Ondan sonra Vedat Baranoğlu avukat bilirsin. Vedat da o ara sık geliyor gidiyor. Ondan sonra işte ertesi gün telefon edeceğim. Ertesi gün düğün var işte. Vedat'ı aradım. Bir işim vardı. Konuştuk. Ha dedim Vedat dedim. Şeyin işte düğününe gelecekmişsin dedim. Ya çok işim var ya dedi. O zırt pırt evleniyor. Bir dahakine gideriz dedi. İyiymiş bu da. Onun için yani cenazenin tekrarı yok. Evet. Evliliğim var, doğum günüm var. Hepsinin var da cenazenin tekrarı yok. Çok önemli yani. Bir şey daha söyleyeceğim. Bitirelim. Vaktimiz herhalde doldu. Evet. Alzheimer'la ilgili Alzheimer okuryazarlığı toplantılara başladık. Haftada bir gün. Demet Hoca ile beraber yapıyoruz. İşte bazen başka bu konudaki yetkili arkadaşlarla yapıyoruz. Çok önemsiyoruz. Yanlış yerden Alzheimer bilgilerini almasınlar. Bu programları izlesinler, Alzheimer'la ilgili doğru bilgiler alsınlar. Bütün amacımız o, bilgilendirmek, farkındalık yaratmak. Evet. Onu da buradan söylemiş. Ödül de aldık değil mi? Efendim? Alzheimer Merkezi ödül de aldık galiba yeni. Çok. Edremit'te de aldık. Edremit'te o kaçıncı bilmiyorum. Evet. Edremit'te şeyden sonra gittim ben mesela. Bu Milas yangınında bir 5 belediyeyi gezdim. Ondan sonra oradan Edremit'e gittim. Ödülü aldım. Eskişehir'e geldim. Kitap fuarı vardı. Çok kalabalıktı. Güzel bir şeydi. 20'ye yakın belediye başkanı ödül aldık. Bahaneyle işte insanları gördük. Orada kitap fuarını falan gezdim. Ayvalık bizim kardeş şehrimiz. Onları bir ziyaret ettik. Onlarla bir beraber olduk. Sonra Eskişehir'e geldik yani. Evet. Tabii bu süreç içerisinde devamı da olacak bir program olacağı için bir virgül diyelim biz buna. Çünkü daha pek çok başlık, pek çok soru var. Aslında siyasete de giremedik pek ama ilerleyen sürece bırakalım onu da başkanla birlikte. Tepebaşı Belediyesi özelinde pandemi süreci, o süreç içerisinde gerçekleştirilen projeler, yatırımlar, yerine dair bazı başlıkları burada ekstra gündemde sizlerle paylaşmış olduk. Çok teşekkür ediyorum başkanım katıldığınız için. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sizlerle program yapmak keyif. O açıdan da çok mutlu oluyorum. Hem de buradan vatandaşlarımıza ulaşmış oluyoruz bu
hani biraz sıkıntılı günler tabii Covid adından. Evet. Onlarla da ekrandan buluşup bilgileri aktarıyoruz. Onların da bilgilenmesi çok önemli. Evet. Tevbe başında ne yapıldığını insanların zaman zaman öğreniyorlar, zaman zaman takip etmeyenler var. Geçen gün mesela bir bayan geldi, Oda Pazar bölgesinden. Bizim o bölgeye girince kaybolmuş kadın. Ya diyor, eskiden buradan kimse geçmezdi diyor. Yani bir şehirde yaşıyorsun ya, mesela İstanbul'da yaşayıp da deniz görmeyen bir sürü insan var. Kesinlikle. Onun kesinlikle gibi. Gidince yolu benim tarif ettiğim İstanbul'da arkadaşlarım var. Buna canı gönülden katılıyorum. Sevgili Ali Baş, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ekranları başında değerli izleyenlerimiz, hepinize tekrar görüşünceye dek keyifli yarınlar diliyoruz. Hoşça kalın.